Qurbanlıq və onun hökmü. Muhammed Yusup. Qurbanlıq qurbaniyet günü de Allah Taala'nın razılığına erişiş yolu da boğazlanan koy, öşke, kala, töyge qatarlıq çaruvlarını körüstüdü. Qurbanlıq qilish dinimizde buyurulgan ibadetlerinin biri bulup Allah Taala Peygamber Aleyhisselam'a Rabbin üçün namaz oxuğun və qurbanlıq qığın dep buyurgan. Peygamber Aleyhisselam Müslümanlarını qurbanlıq qilishqa buyurup, ey insanlar, her bir aile yılda bir mal, yani koy ya ki öşke kurbanlık kılıdu, deyip görsetken. Enes İbni Malik raziyallahu anhudun rivayet kılınudu ki, Peygamber aleyhisselam müngüzlük ak işki koşkarını öz kolu bilen boğuzlap kurbanlık kılgan. Peygamber aleyhisselamın her yili kurbanlık kılganlığı hakkında hadisler kegen. Elleme İbni Baz petavası da mundaq degen. Peygamber aleyhisselam her yili işki koşkar kurbanlık kıladdi. Birini özü ve ailesi için, yeni birini ümit için kıladdi. Kurbanlıqnın en izi bir koy ya ki bir öşke, köpünün çeki yok. Kançilik köp mal kurbanlık kılsa, şunçilik savab oludu. Kurbanlık kılışının hükmü. Şafii, Maliki ve Hanbali mezheplerde kurbanlık kılış tekitlik sünnettir. Bu mezheplere asasen mal setip ağılı puluba turuqluq kurbanlık kılmağın ayıplanıdı. Ama Hanefi mezhebide kurbanlık kılışının hükmü vacibdir. Bunun asasen mal setip ağılı yeterlik pulu batırıqlıq kurbanlık kılmağan adam günahkar boludu. Çünkü o vacip boğan bir əməlni özürsüz tərək etken boludu. Vacib Kur'an kerim dəlilləri bilən ispatlanğan bolsumu, şu məsləgi nisbətən dalaleti kəskin bolmağan ayətlər və qeyri mutəvatır, yəni Muhammed əleyhissalamda kəgəlligi, bir yəki işki sahabə tərəbidən rəvayət qılınqalığı səbəblik, kəskin dəlil ispatlar qatardan oran alalmıqan, hədislər bilən bekitilgən əməllər digərlik bulub, pərizdən bir dərəcə tövən durudu. Sünnet Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın sözleri, iş faaliyetleri, emel ibadetleri ve başkalarının sadır boğan işlerden şeriyetke uygun kilidgallarını muhabbak körgeleri demektir. Sünnetten yeni bir mənisi Peygamber Aleyhisselam pariz, vacib emellerine sırtıda kığan ve biznimu kılışkı tavsiye kığan ibadetlerdir. Sünnet iki türlük buludu. Olanın biri təkidlik sünnet. Yani biri təkisi sünnettir. Təkidlik sünnet Peygamber aleyhisselam həmişe orundaşqa adetlengen ve özürsüz qatdi tərək etmeyen əməllə deməkdir. Məsələn, 5 vaxt namazdan sünnetlerini oxuş, taharətdən misvaq qolunışqa oxşaş əməllə. Təkidlik sünnet boğan əməlləni orulğan kişi savab qeyrişidir. Tərək etken kişi günahkar bulmaydı. Bıraq Allah'ın qayışıqa uçuraş xəbibi var. Təkisi sünnet Peygamber aleyhisselam orundaşqa adetlenmegen bulup, qahayda orulluğan, qahayda özürsüz hareketken əməllər deməkdir. Məsələn, əsr namızdan pərizdən burunqi 4 rəkat sünnetini oxuşqa oxşaş əməllər. Təkisi sünnet müstəhəb dəb matalıdır. Təkisi sünnet boğan əməllərini orulğan kişi savab qeyrişidir. Tərik etken kişi günahkar bulmaydı. Allah Taala'nın qayışığımı uçurmaydı. Qurbanlıqın türleri. Dinimizdə 6 türlü qurbanlıq var. Olar bunlar. 1. Hacılarının həc fəaliyyəti içində qılınan qurbanlığı bulub hədiyyə deyə adlanır. Bu xil qurbanlıq hacılardan həc təmattu yoki həc qıran qılğanlara vacib olur. 2. Həc yoki ömrə qılğanların ehram içində ötkizgən xatalıqları səbəblik belgilənən qurbanlıq bulub o dəm deyə adlanır. 3. Qurbaniyet günleri de kolada bak kişiler kılıdgan kurbanlık bulup o udhiyye deyip adalıdı. 4. Allah yolu da atıp etken kurbanlık bulup onu orundaş vacibdir. 5. Yeni doğulgan bal için kesilidgan kurbanlık bulup əqiqe deyip adalıdı. Oğul babak için iki koy, kız babak için bir koy boğuzlap pekırlığa tarqıt beriş ya ki ulağa ziyafet beriş sünnettir. Peygamber aleyhisselam şunda kılışkı buyurgan. 6. Savab tepeş niyeti bilen kesiladigan ixtiyari kurbanlık bulup, neple dep adalıdı. Kurbanlık ne kimle kılıdı? Kurbanlık ne hacitidin eşit turudgan ixtisadi bakişle kılıdı.
Yani bu kurbanlık özünün ve öz kapalıtı asıdaki kişilerin çıkımlardan eşit durduğun ıksali bağ kişilerine buyurulgan bulup, hacitadan eşit durduğun pulmeli bulmağın kişilerine kurbanlık kılıç vacib ya ki sünnet demez. Kurbanlık kılınadığın malla ve ulanın süpüdü. Kurbanlık kılıdığın malla, koy, öşke, kalı ve tövge. Kurbanlık mallarının yaş ve süpet ölçümü tövendikçe. 1. Kurbanlık kılıdığın mallarının her kandak bir keserlikten ve yukumdan için saksılamet buluşu. 2. Kurbanlık kılıdığın mallarının korluk, tokurluk ve katlık oruklu katarlık her kandak bir ayıp nuksandan saksılamet buluşu. 3. Kurbanlık kılıdığın mallardan koyunun 6 aylıktan çoğun, öşkinin 1 yaştan aşkan, kalının 2 yaşını tüketken ve tövgünün 5 yaştan aşkan buluşu şart kılınıdı. Bir koyaki bir öşke bir adam için kupaya kılıdı. Bir kalıyaki bir tövge 7 adam için kupaya kılıdı. Yani 7 kişi birleşip bir tövge ya ki bir kala kurbanlık kılsa, ula kurbanlık kılgan hesaplanıdı. Kurbanlık kılışka yarımaydıgan malla tövendikçe. 1. Kesel ya ki yukumlanan hayvan. 2. Bir ya ki işkili közü kör hayvan. 3. Kulak ya ki kuyruğunun yerimeden köpüreki kesildilgen hayvan. 4. Öre turalmaydıgan haletki tokur hayvan. 5. Kulaksız ya ki kuyruksız tuğulgan hayvan. 6. Çişlerinin köpüreki çüşüp ketken hayvan. 7. Kattık oruk hayvan. 8. Müngüzlerden biri ya ki işkilisi tövüden kesilgen hayvan. Kurbanlıkların güçüge münasetlik meselele. Kurbanlık güçünü bir taraf kılış soli. 1. Hac ya ki ömürge ihram bağlıgan kişinin ihramda ötküzgen hatalığı sebeplik, onunla yüklengen kurbanlık yeni demnin güçüden özü ve ailesiyle yemezden hemisini Mekke'nin pekırlarına tarqıtıp beriş. Kurbanlık kılışka yarımaydıgan malla tövendikçe. 1. Kesel ya ki yukumlanan hayvan. 2. Bir ya ki işkili közü kör hayvan. 3. Kulak ya ki kuyruğunun yerimeden köpüreki kesildilgen hayvan. 4. Öre turalmaydıgan haletki tokur hayvan. 5. Kulaksız ya ki kuyruksız tuğulgan hayvan. 6. Çişlerinin köpüreki çüşüp ketken hayvan. 7. Kattık oruk hayvan. 8. Müngüzlerden biri ya ki işkilisi tövüden kesilgen hayvan. Kurbanlıkların güçüge münasetlik meseleler. Kurbanlık güçünü bir taraf kılış soli. 1. Hac ya ki ömürge ihram bağlıgan kişinin ihramda ötküzgen hatalığı sebeplik, onunla yüklengen kurbanlık yeni demnin güçüden özü ve ailesiyle yemezden hemisini Mekke'nin pekırlarına tarqıtıp beriş. 2. Allah yolu da kurbanlık kılışını atıvetkenlik sebepten kılıngan kurbanlıkların güçünü kurbanlık kılgıçının özü ve ailesiyle yeş meselesi de İslam ölümaları ıhtılaplaşkan bulup, bəsi yeşki buludu desə, bəsi bulmaydı. Çünkü o pekırlarınınla haqqı degen. Yeşini tozqıçlarının rəyi pekırlarının mənfəti üçün paydılıq ve ehtiyatlıq hüküm. Ama yesi buludu deyicilerinin rəyi de kənçilik közü tutulgan. Şuna kurbanlık kılgıcı eğer pekır bolsa, kurbanlıkların güçüden yesi buludu. 3. Kurban yetki kurbanlık, yani udhiye, hacılarının hac pahaliyeti ceryanda kılıdığan kurbanlıkı, yani hediye, yeni tuğulgan bovak için kılınıgan, yani aqiqa ve ihtiyari kurbanlıklarının güçünü üçge bölüp, bir bölükini pekırlığa sadıqı oranında tarqıtıp beriş. Yeni bir bölükini tukkalla, hoşunla ve dostlağa. Gerçi ola bay bolsumu tarqıtıp beriş. 3. bölükini ailesi de hiç tavsiye kılınıdı. Eğer kurbanlık kılgan adam kembeğal bulup, etrafıdakilerin hemisi bay bolsa, kurbanlık kılgan melinin güçünün hemisini öz ailesi de hissimi buludu. Kurbanlık Allah'ı da belgilengen ibadettir. 1. Kurbanlık kılış devamlaşılan ibadettir. Kurbanlık kılışını meyli təkidlik sünnet deyli ya ki vacib deyli, o Allah Ta'ala buyurgan Peygamber aleyhisselam kılıp körsetken ibadettir. Allah Ta'ala buyurgan ibadetlerini özürsüz tərik etişki bulmaydı.
Dinimizde buyurulgan əməl, məyli sünnət, ya ki onundan tüvən sanalıdgan əməl bolsun, onu orındaşqa qudurda yetidgan turub tərik etiş qatdi toğru emas. Qurbanlı qilishqa çağımı yetidgan turub onu tərik etiş bolsa, Allah Taala'nın əmrini özürsiz tərik etkenlik buludu. İkinci, qurbanlı qilish Allah Taala'nın dininin alamətlərdən biridir. Qurbanlı qilish Allah Taala'nın dininin alamətlərdən sanılıdır. Allah Taala mındaq degen. Allah'ın dininin alamətlərini uluqlaş, qalbinin təqvalığındır. Səbəb nemili bolsun, dinimizdə buyurulğan və kən müsəlmanlar arasında umumlaşıb gələn ibadətləri özürsüz tərk etiş caiz olmagandak qurbanlıq qilishdən ibarət Allah Taala buyurğan Peyğəmbər Əleyhissalam öz qılıb göstərən bu ibadətin ornığa başqa ibadətləri qılımızda tərk etişə qətti olmaydı. Çünki hər bir ibadət öz ornida mühim və öz vaxtida əhmiyyətlikdir. 3-cü. Qurbanlıq onun ornığa başqasını qilish bilən ada tapmaydı. Qurbanlıq qılıdığan pulni cihatqa yoki yoxsullarni yoləşge və yoki türmədəkilərni və əsirlərni qutquzuşqa işiltimiz deb qan iqtib qurbanlıq qilishdən ibarət bu ibadətni tərk etişge qatdi bolmaydı. Qurbanlıq qılıb qan iqtiş öz aldığa mühim ibadət bulub, onun pulunu yaxşı yollarga işiltiş bilən bu ibadət ada tapmaydı. Peyğəmbər əleyhissalam cihat qılğan, yoxsullarga yardım qılğan, insanlarını qutquzğan və qurbanlıqnı mı tərk etmək qılğan. Mücahidlərni cabduyumuz yoki yoxsullarni qutquzumuz deb qurbanlıqnı tərk etməgən. Çünki mücahidlərni cabduş ayrım ibadət. Yoxsullarni qutquzuş ayrim ibadət, qurbanlıq qilish mə ayrim ibadətdir. Bu ibadətlərin birini orındaş üçün yeni birini tərk etiş doğru emas. Amma müsəlmanların arasındakı yoxsul kişilərə qurbanlıq qılmaslıqqa ruxsat qılınğanlığı ulağa dinimiz bərgən ruxsatdır. Şun ula qurbanlıq qılmağanlığı səbəblik günahkar olmaydı. Amma dinimiz bizge qurbanlıq qılıdığan pulni yaxşı yollarga işiltiş haqida ruxsat bermegen. Ölümalarımız mı bu haqda fatva bermegen. Şuna biz qurbanlıq qilishdan ibarat ibadetni başqa ibadetler üçün hatta onundanmı savablıqraq bir yaxşı iş üçün tərk etsek bolmaydı. Qurbanlıqdan yardım qılmaqçı bolsaq, qurbanlıqni qılıb onun güşünü yoxsullarga tarqıtıp yardım qılsaq boludu. Saudi Arabistan hükümeti mu her yıllık kurbanlıqının göçünü pekir devletlere apırı tarqıtıp berdi. Bunun da hem kurbanlıq kılıngan hem yoksullara yardım kılıngan boludu. Şuna deyimiz ki, sebep nemi bolsa bolsun, kudurda yetidgan turuqlu kurbanlıq kılmaslıq, yagi kurbanlıq kılmaslıqa devet kılış, katti toğramız.